Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. Beşiktaş Trabzonspor karşısında aslında çok dengeli iyi bir oyun oynamıştı. Ama futbol bu yani hı hı. bireysel performanslar şeyleri değiştirebiliyor. Dengede bir maçta Uğurcan ve Vakame direkt maçı Trabzon tarafından kırdı. direkt. Belki Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maçı. Onun üstüne Antalya'da beklenmedik bir puan kaybı. Evet. Ama bu beklenmedik puan kaybında ben ilk defa Sergen hocanın rotasyonunun bedelini ödediğini düşünüyorum. Şu bakımdan bilmiyorum Galatasaray maçını hatırlıyor musun Antalya Spor'un? Ee, orada ben sezon boyunca Fegul'in en çok arandığı maç olduğunu evet. düşünüyorum Antalya maçının. Kaldı ki e, hani e, 10 kişi kaldıktan sonra hani maçın Galatasaray'ın daha zorlaştığını hatırlatmak lazım ama ne olursa olsun e, bazı takımlara karşı bazı takımlar takım oyununu çok iyi karşılıyor ama bireysel yeteneklere karşı zayıf kalabiliyor. Bence hmm. Antalya Spor bunun en net örneklerinden bir tanesi. Ve bu maçta ben tahta yazılacak ilk ismin Raşit Gezzal olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir de oyun da çağırdı. Ben de oradan geleyim. Şimdi aslında kara gümrük maçında da Gezal yoktu ve hı hı. hatta şunu söylemiştim. Eğer bu maçta Beşiktaş istediği takım oyunu oynayamazsa ve iş bireysellere dönseydi hocam neden Gezal yok diye sorardım. Mesela şimdi soracağız o yüzden. Beşiktaş ilk kez bu arada ben Trabzon maçında çok iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Oyunun bozulmadığını da düşünüyorum düşünüyorum. E, savunmada bazı hatalar yapmış olsa da e, genel olarak çok iyi bir maç çıkarttı. Ama ilk kez o gaz, meşhur Gaziantep basmandan sonra bir geri dönüş vardı ya. Evet, evet. Başakşehir maçıyla başlayan. Aynen. Ondan sonra ilk kez ben Beşiktaş'ın oyununu biraz daha kopuk oynadığını gördüm bu maçta. İst çok rigid bir takım ya. Antalya Spor evet. çok acayip kapatıyor yani. Yani Beşiktaş genellikle en büyük farkı rakibi karşılamada yaratıyor. Kara Gümrükü sağda yok ederken de bunu yapmıştı aslında Beşiktaş. Işte. Yani topla da çok büyük fark yaratmıştı ama en büyük farkı rakibi karşılamada yaratıyor ve yani şunu söylüyorduk rakip kafasını kaldırıyor, pas opsiyonunu bulamıyor. O derece kapatıyor 5 aşağı girdi. Bu maç onu çok yapamadı. Bir kez e, klasik önde baskısıyla, daha doğrusu önde karşılamayla top kazandı. Çaresiz bıraktı Antalya Spor e, savunmasını. Larin orada da çok net bir pozisyon bulmasına rağmen çok çok kötü tercih hatası. Ben burada oyuncunun golü kaçırmasına takılmıyorum yani. Gol kaçılabilir. Hayır ee, top seker ona o, olabilir. Yani herkes bir hayal olan üstü, ettiği gibi vuramaz. E, olağanüstü bitirici de değil sonuçta herkes. Yani oyuncular, kaliteler belli. Eee de kalitesine göre iyi bitirici falan filan. Ya yani ben golün kaçmasına çok takılmam ama üst seviyede oynayan oyuncuların bu kadar kötü tercih yapmasından çok anlam veremiyorum. Ee, ki Sergen Hoca da çok sinirlendi o pozisyonu. Ki Sergen Yalçın genellikle böyle olağanüstü bir oyuncu gibi hatırlanıyor ya teknik olarak. Evet. Ama en büyük yarattığı farklardan birisi Sergen Yalçın'ın futbolcuyken çok çok yetenekli bir oyuncusu olmasına rağmen ne zaman doğru karar neyse onu uygulayan bir adamdı. Hiç kötü tercih yapmazdı. Ee, bir de çok seçenek arasından doğrusu. Evet. Normalde başka insanlara olmayan seçenekler arası arasında. Mesela topu sol uyumluydu. ayağına çekti. Sergen Yalçın sol ayağına çektiği zaman uzak direği buluyordu her zaman. Ama eğer kendisini boşa çıkartmış bir pas opsiyonu oluştuysa şut atarmış gibi yapıp oraya topu bırakan bir adamdı. Ben mesela Sergen Yalçın'ın oyunculuk kariyerinde hiç kötü tercihini hatırlamıyorum. Tabii kötü oynadığı yani. maçlar var. Kötü tercih yaptığı hiç maç yoktu. Çok zeki bir oyuncuydu. O yüzden onun sinirini biraz da futbolculuk dönemlerini hatırladım. Larin orada ya topu azıcık dürtse iki tane adam boşa opsiyon oluşturacak Beşiktaş'ta ve, işte ve muhtemelen boş kale vurulan bir pozisyon olacak. Ama onları da aslında biraz göze alarak alıyorsun. Çünkü Larin'in Hı -hı. Zaten bu devşirmeyle performansı çok ciddi şekilde yukarı çıktı ama Lerin zaten toplu oyunda yani ciddi problemleri olduğu zaten bili biliyoruz yani geldiği ya, evet. bu yana. <laughs> yani onun yani on üzerinden üçlük bir top e, oyuna katılımı 7'ye çekmişsin ama 8'de olmuyor yani. 8'de olmaz. Bir de e, şimdi dediğim gibi Beşiktaş takım oyunundan her klasik oyunundan kopunca anlamı düşen bazı oyuncular oluyor. Çünkü o oyuncular bu takım oyununu sergileyince bir anlam ifade ediyor. Birincisi Wellington. Wellington'u hep duyduk. Beşiktaş'ın oyunda önemli bir parçası çünkü dönen topları geri alıyor aslında. Sağ içi orta sağ gibi oluyor ama hı hı. E, o oyun kopuk bir oyuna dönünce işte adam akıllı gelen tek ortada kafayı vurduruyorsun gökdenize. Çünkü iyi bir stoper değil. Beşiktaş'ın oyunundan uzak kalınca anlamı düşüyor. Diğer anlamı düşen oyuncu Atiba. Atiba artık yaşı belli bir noktaya gelmiş. Bağlantı oyunu oynayarak fark yaratan bir oyuncu. Ve etrafında takım oyunu oynayan oyuncu grubunu ister. Yani bir takım oyunu ister. Yoksa herkesin bireysel'e döndüğü bir anda Atiba'nın anlamı düşer. Ve bu maçta 11 başlayan Laich de aynı şekilde. Laich de teknik bir oyuncu gibi gözüküyor olmasına rağmen ona topu bir şekilde sağlıklı şekilde ceza sayısı etrafına birilerinin getiriyor olması lazım. O da burada fark yaratacak bir oyuncu oluyor. Ama Hı. tek başına çok bir şey anlam ifade etmiyor. Beşiktaş'ta tek başına anlam ifade edecek bir tane delici oyuncu vardı. O da Gezal. Aynen. Ee, o yüzden Aynen. Yani, lafı dolandırarak oraya getiriyorum. Bu maç ekstra ekstra daha fazla çağırdı Gezalı. E. Çünkü Gezal'ın cebinde her zaman şu var. Topu alır, içe çeker. Bir tane top atar Lali'nin kafasına. Ya da o bakın koşuyor ona bir tane top bırakır. Hiç olmadığı duran top kullanır ki yaptı. Videoya golü attırdı. Hı hı. O yüzden işler istediğin gibi gitmediğinde rakip de dediğin gibi çok çok sert kapanacağı aşikar olduğu maçta. Gezal'a fazla fazla çağırdı maç. Ama buna rağmen Sergen Yalçın'ın iki maçtır aslında. Trabzon maçında dahil edebilirim. Oyuncu değişikliklerinde daha erken e, hamle yapabilirdi. Ben mesela 45'te Gezal'la başlayacağını tahmin ettim. Öyle olmadı. 45'te başlayabilir de ben ama ya yani normalde ben çoğu zaman 11'e saygı duyuyorum. Çünkü bir idmanları yani izlemiyoruz. Belli bir şey de olabilir çünkü. 11'e soru işareti koymak lazım ama maçın gidişatını gördükten sonra müdahale çok geç evet. kalıyorsa o daha büyük problem bence. Ama burada bir adım ötesine gideceğim bence burada 11 de çok kötü bir karar ya. Neden kötü karar? Çünkü ya bu maç direkt bireysel oyuncuyla çözülecek maçtı. Yani ben Antalya Spor'un diğer büyük takımlara karşı oynadığı maçlardan sonra 11'i gördüğüm zaman ya ben bu nasıl gezden olmaz dedim yani. Bir de mesela kara maçı muhtemelen yanıltı. Orada hmm. gezasız çözüldü ya iş. Ama Ozan Enkudu ile birlikte işte bu tarzı... Mensah da vardı. Yanıltıyor. Bak Mensah ve Enkudu birbirini daha iyi tamamlayan oyuncu derken bundan bahsediyorduk. Çünkü bu iki oyuncu tempo yapan oyuncular olduğu için rakip savunmaya dengesini dağıtabiliyorlar. Ama Gezal yokken hı hmm. hı. Mensah yerinde layıç olunca layıç aslında Gezal gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyan bir oyuncu ya yani o çok tempoyla koşularla fark yaratan bir önce değil al alver alver al, al zeki ve doğru Aynen. yerde topluyor ayağ veri yapabileceği hem de mesela e, ana oyun kurucu ana delici o olmayınca işi bölününce geza zaten o işi yapınca layış daha demarke kalabiliyor o sorumluluktan daha biraz daha daha az alıyor daha fazla fark yaratıyor o yüzden ama bu hal böyle olunca geza alıyorken layıştan beklenti daha fazla arttı ve altında ezildi hiçbir şey yapamadı maçta. Işte. E dediğim gibi mesela Trabzonspor maçında da e, Dorukan'ın yerine Mesailda için girmesi gerekiyordu. Hı hı. Maç onu çağırıyordu. Ama Dorukan girdi. Yani zaten Trabzonspor yerleşik hücum ederken Laie yerine Dorukan tercihi geldi. Tam Dorukan işte tam Laie sahaya atıldı. Kırmızı kır... bağımsız bir şey bu arada. Yani sonuçta öngöremezsin yani bu adam oturduğu evet. Yok zaten tam doğru değişikliği yaptığında da kırmızı geldi zaten Trabzon maçında. Ama işte bu maçta da bence yine e, geç kalınmış hamleler yapıldı. Gezal çok daha önce sahaya atılabilirdi. Ama Sergen Yalçın şunu doğru yaptı. Ee, aslında az önce konuştuğumuz konu vardı ya. Hı hı. bir döndü. Belli ki dedi ki ya bu maçta bir şekilde bizim oyunumuz bozuldu. Ee, ya Antalya Spor bozuldu ya da işte bizim çocuklar yorgun da olabilir bu arada. Sonuçta maç temposu kolay değil. Ee, bazen hafta arası maç olduğu zaman takımlar aynı oyun oynayabiliyor, oynamayabiliyor. Ee, ve moral bozukluğu da vardır muhtemelen. İyi bir maç oynamasına rağmen Trabzonspor maçında mağlup ayrıldı e, oyuncular. E belli ki biz o oyunumuzu oynayamıyoruz. O zaman bireysellerle çözeceğiz deyip bak üç oyuncu birden yapması da doğruydu. Ya bireysel denince kenara baktı. Bireysel olan herkes attı sahaya yani. Hı hı. Gezalı, Oğuzhan'ı, Mensal'ı hepsini attı sağa ve ondan sonra oyun döndü. Zaten kırmızı kart geldi. Hı hı. Kırmızı karttan sonra da çok net pozisyonları var. Beşiktaş'ın aslında yine kazanacak kadar pozisyonu var bu arada. Hani her ne kadar oyunu bozuldu desek de desek de Yine maç alacak var, buldu. O Özellikle 1-1 bir bir sonrası 2-1'e ben mutlaka döneceğini düşünüyordum. Evet. Ee, son olarak bir, bir cümlede şeyi söyleyelim. E, ee, Gökdeniz Bayraktar. Çünkü şöyle bir iki garip bir hikayesi de var. Beş yaşın evet. böyle hani avucunun içindeki bir oyuncuydu. Kapatacaktı sadece. Yani çok elinden kaçırdı bir oyuncu. Ee, o dönem olmamıştı. ve döndü dolaştı. Ee, Beşiktaş'tan puan alan golü kaydeden o isim oldu. Evet, bir önceki maçta da yaptı. E doğru. Kim açtır öyle? Yani Vodafone'da da aldım. Ben böyle şeyler tesadüf ama. olduğunu düşünmüyorum. Ve Gökteniz için bazı e... oyuncular için anlam ifade ediyor bazı maçlar. Yani. Bir de Gökdeniz bu maçta santrafor oyunda gitgide santraforalaşıyor. Bu da çok önemli. Yani Sadecele burada konuşurken ya her bölgede milli takım için çok iyi oyuncular yetişiyor ama sanki böyle 9 numarada eksik kalıyoruz gibi Hı -hı. düşünüyorduk. Gökdeniz gibi bir oyuncunun aslında 19 yaşında olmasına rağmen ve çok çok alt kademeden geliyor buraya. 3. geliyor. Hemen oynamaya başlaması zaten olağanüstü bir şeydi. Ve genelde bu tip oyuncular kenar forvette başlar. Daha rahat eder. Daha demarke kalırlar. Öyle çok stoperlerin kucağında kalmadıkları için. Ama Gökdeniz center Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü zaten topu bu kadar iyi kullanan bir oyuncu. Adam eksiltme becerisi çok iyi olan bir oyuncu. Temposu, koşulları çok iyi Aynen. olan bir oyuncu. Bir de Oyun bilgisi ve tecrübesi haricinde yani çok Bir de 9 numara oynayabilirse bu. Hani e, Gökdeniz Bayraktar hakikaten çok daha başka seviyeye gelir. Gelecek adına milli takımın içinde konuştuğumuz o boşluğu da doldurabilecek bir oyuncu olabilir. Ben o boşluğun Ali Akman tarafından doldurulacağını düşünüyorum. Açıkçası. Ali Akman daha şey ya. ikinci forvet merkez. Ama biraz Dirtus. ilerledikçe A A Agüero tipi. Ama o bıdık olduğu için şu an. Biraz daha... Agü Agüero, Agüero tipi 9 olur diyorsun. Ha aynen. Ee, biraz daha ilerlesin. Ee, Ama 20, -21 Gökdeniz yaşında. Gökdeniz daha, yaşında... daha santrafor tipi var. Yani olabilirse. E o sonuç alternatif gerekiyor. Ee, hani bir oyuncuyla dolmaz orası. Ee, o zaman izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Ee, geniş geniş değerlendirmelerimizi yapacağız hem derbi konuşacağız. Beşiktaş, e, Trabzonspor duruma göre e, birlikte değerlendirme şansımız olacak. E, hazır gelmişken e, videoları beğenirseniz ve abone olursanız çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu part bitti ama voleyde daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.